Çocuklar. Çok özledik. Ben de sizi çok özledim. Benim başım kel mi yahu? Sizi çok özledik hocam. Evet, ben de hocam. Sizi çok özledim yahu. Siz tanışıyorsunuz demek. Rüya hocam, siz iyi misiniz? İyiyim Elif'ciğim, sağ olsun Salih Bey. Ben bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Size bugün aslında kendisinden bahsediyordum, oğlu kayıp diye. Oğlu mu? Oğlu mu? Ama senin oğlun... Benzin! Benzin. Ya benzin. Benzin kokuyor. Ne benzin? Benzin akıyor. Motor patlayacak birazdan. Ne diyorsunuz ya? Kaçın diyorum. Kaçın. Kaç. Tor, ne oluyor? Ya. Ya. Hocam Allah aşkına ya. Ne oluyor? Benzin falan da kokmuyor ki. Patlayan bir şey de yok hocam. Tamam, motor falan patlamayacak. Ama az kalsın başka şeyler patlatacaktınız ha. Ne demek bu? Ne patlayacak? Hocam, o çocuk kimdi? Yoksa geçmişe gidip Salih Hoca'nın oğlunu mu getirdiniz? İyi de Toskoper İskender'le ne alakası var bunun? Tamam, her şeyi öğreneceksiniz ama şimdi sırası değil. Hocam, kimdi o çocuk? Yok, şimdi olmaz dedim. Tamam. Daha sonra öğrenecek. Hem ben size soruyor muyum yahu? Diğer arkadaşlarınız nerede diye. Hadi bakalım şimdi hep beraber eve gidiyorsunuz. Daha sonra buluşacağız, her şeyi anlatacağız. Hadi. Hocam! Ya. Hocam o çocuğun kim olduğunu söylemezsiniz. Buradan buraya gitmem hocam. Hocam en azından bir isim verin bize lütfen. Arda! Tamam. Lütfen. Tamam, madem isim istiyorsunuz kalk. Madem isim istiyorsunuz. Lütfen. İsim istiyorsunuz. İsim istiyorsunuz. Evet. Ben de size o çocuğun ismini söylüyorum. O çocuk kim biliyor musunuz? Kim? Hazır mısınız? Evet. O çocuk toz koparan İskender. Ne? Şaka. Ciddi misiniz hocam? Ah, ne oluyor? Fikri bizi kurtarmaya çalışıyor. Hani patlamadı? Çıkın. Yanlış alan. Patlama falan yok. Nasıl yani? Emin misiniz patlamayacak mı? He, yanlış alan. Patlama yok. Bir curcuna döner ama ben idrak edemezim. Çocuklar nerede peki? Ya ben onların hepsini postaladım. Gönderdim. Hepsini evlerine gönderdim çocuklar. Hey, çok şükür. O zaman herkes iyi olduğuna göre artık... Salih Bey, ben çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Gerçi böyle kuru kuru teşekkür edilmez ama... Estağfurullah. Ya, gerçekten verilmiş sadakanız varmış. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben çekiciyi arayayım. Motoru çeksinler. Siz de evinize gidin, dinlenin. Hem korktunuz. Biz de dağılalım. İyi akşamlar. Haydi bakalım. Zihkir konusunda yanılmamışız. Biliyordum.
Ama mantıklı da gelmiyordu. Bu yüzdenmiş. Ormandaki kemenkeş hoşlu da İskender'miş. E ondan başka kim böyle atabilir ki zaten? Onu geçmişten alıp buraya getirmişler. Ama neden? Elif ne oldu? Bütün bunlardan bir sonuç çıkardım arkadaşlar. Salih Hoca'nın bir süredir Temrenli'de olduğunu ve bizden saklandığını. Saklanmış bizden. Adamlar toz koparan İskender'i getirmişler. Buna mı takıldın yani? Vardır bir sebebi. Öğreneceğiz zaten, merak etme. Evet, anlatacağım dedi ya. Salih Hoca bunu bize nasıl yapar ya? Benim her gün Salih Hoca demekten dilimde tüy bitti. Nasıl olur bu ya? Arkadaşlar, Hayalet Okçu yalanmış ama Hayalet Şoför gerçek galiba. Arda'nın hayallerine hoş geldiniz. Baksanıza abi. Bu hurafete şapşallar. Ağam. Ayağının altına paspas olam, affet beni. Bütün hadiseler bendendir, bilirim. Lakin sen de zihirin değerini bilsen. Tamam canım, neyse. Hem nasıl kurtardım sizi? Ha? Dua edin, yanınızda benim gibi zeki bir insan var. Kafa derler buna, kafa. Sen ta başta onun çıkmasına izin vermeseydin bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ha, motoru da ben mi bozdum? Salih, hadi yine iyisin ha. Benim sayemde kahraman oldu. Sana gelince kızmadım. Toz koparan İskender de olsan çocuksun sonuçta. Ama bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Kontrolü kaybetmek üzereyiz. Eğer ikimizden biri yanında yoksa dışarı çıkmak da yok. Zinhar çıkmama. Ben bakayım. Çocuklar. Bizim çocuklarmış, gel. Hoş geldiniz. Sizinle görüşmem gereken bir konu var. Bana bakın, yeni çocuklar. Salih diye birisini tanıyor musunuz? Hayır. Evet mi, hayır mı? Hayır, onlar karıştırdı. Sana sorduk Mısırık. Sen niye ağlıyorsun? Bisikletten düştü. Bisiklet nerede? Ormanda kaldı. Yahu çocuklar, siz beni deli etmeye mi uğraşıyorsunuz? Sırık sen sus, cevap ver. Sen söyle evladım. Bunların içinde en akıllısı sensin. Seni ilk gördüğümde anladım. Bak, ortada çok mühim bir mesele var. Salih Bey'in hayatı tehlikeli olabilir. Bu yüzden Salih nerede yaşar söyle. Çocuğunuz benden kaçtı ama Allah'tan bizim çocuklar yolu biliyormuş. Peki siz kimsiniz? Efendim ben Deniz, Taygı Koleji kurucusu ve sahibi Rafet Bala. Bizim okul yani. E'si öğrendiğime göre bu çocuğu okula yazdırmamışsınız. Bunun suç olduğunu bilmiyor musunuz? Fakat
Ne demişler? İyi olacak hastanın doktor ayağına girermiş. Çok şanslısınız ki karşınıza ben çıktım. Pazartesi gelin çocuğu benim okula yazdırın. Yani öyle ha deyince de bunun belgesi falan var. Olmaz. Olur olur, bal gibi olur. Siz yeter ki altınları, yani parayı hazır tutun. Gerisi bende. Pazartesi bekliyorum. Mümkün değil. Yok canım, şimdi biz başımızı belaya sokalım. İsterseniz gelmeyin. Vallahi polise giderim. Ömrünü çocukların eğitimine adamış bir patron olan okul sahibi olarak yemin ederim giderim polise. Bilesiniz. Eğitim şart. Dedi ve gitti. Hadi ya. Geldik yine kürkçü dükkanına. Ama bu kadın da deli ha. Ne yapacağım? Sokakta mı geçireceğim sanki geceyi? Ne olacak be? Ben geldim. Kimsin sen? Benim anacığım, oğlum. Tanımadın mı? Bildim seni. Sen geçen gün benim kümesime dalan pis hırsızsın. Hayır, öyle bir şey yok. Karıştırıyorsun. Öyle bir şey yok. Ben oğlunum. Yapma. Tavuk hırsızı seni. Yumurta hırsızı. Yok, ben yumurta çalmadım. Yapma şimdi. Tavuk düşmanı seni. Ne alakası var tavukların şimdi? Gel dedim. Bir dakika. Tamam, gidiyorum. Gidiyorum gerçekten ama bir daha da geri dönmeyeceğim. Anladın mı? At yok. Cihangir'im. Oğlum. Nereye mi gidiyorsun? Vuruyorsun ama. Anan kurban olsun sana. Kıyar mıyım ya? Kıyıyorsun ama. Hadi gel, evimize gidelim. Tamam, gidelim. Çorba var mı? Buyurun. Bak, bir tane bir şey gördüm. Böyle yuvarlak ekmeğin arasında et gibi bir şey yiyorlardı. Ondan istiyorum, ondan yap. Ne o? Oğlum, canım oğlu. Güzel oğlu. İşte böyle. Yani aslında işimizi bitirmemiştik, kazayla döndük. Casus İskender'e saldırmasaydı daha dönmemiş olacaktık. Peki ona ne oldu? Yani casusa? Ormanda hala bizi arıyordur Avanak. Ama yaklaşık 500 yıl önce kadar. Biri haramiden beter, haramzade. Biri kafir, biri melun. Çocuklar, İskender sinirlendi. Adam son maça bükücü çıktı. Abi nasıl yapıyorsun sen bunları ya? Uçmalar, zıplamalar, demir bükmeler falan. Neyle beslendin sen oralarda? İskender özel bir çocuk. Yani tamam, bu kadarını biz de anladık ama bence İskender'in becerileri daha fazla açıklanmayı hak ediyor. Nasıl yaptığımı ben de bilemezim. Ama ne zaman öfkelensem yahut endişe etsem içimden böyle bir kuvvet çıkar. Allah'ın hikmeti. Vay be. Harika ya. Adam süper kahraman çıktı. Peki bizden niye saklandınız? Aslında sizi görmeyi çok istedik. Ama geri dönmemiz gerektiği için sizi iki defa ağlatmak istemedim. Biz üzülmeyelim diye yani.
Çocuklar, bundan sonra üzülmeyeceksiniz. Çünkü daha buradayız. İşin kötüsü, biz İskender'i herkesten saklamaya çalışırken... şimdi okula göndermemiz gerekiyor. Ama nasıl yapacağız da diğer çocukların dikkatini çekmesini engelleyeceğiz? Onu bilemiyorum. Ayıp ettiniz hocam. O iş bizde. Tabii ya. Önümüzde koskocaman bir hafta sonu var sonuçta. Oho, biz iki günde Toskoparen İskender'i teknolojik çocuğa çeviririz be. Yok, istemezim. Teknolojik falan olmam ben. Yok. Vurun, vurun. Helal. Sola dön. Ne oldu ya? Hak kıramitine kavuştu. Kalk arkadaşlar, geç kalmışız. Ne dersiniz kardeşler? Esvaplarım yaraştı mı? Ne dersiniz arkadaşlar? Kıyafetlerim yakıştı mı diyeceksin. De bakalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Kıyafetlerim yakıştı mı? Olacak olacak. Ayrıca çok yakıştı. O gitmiş. Çukur da bulunmuş. Ama okçu yok. Senin yapacağın plan anca bu kadar olurdu zaten. Ne işim var benim cumartesi günü ormanda ya? İşim gücüm var benim. Ayrıca ayakkabılarımın haline bak. Heh, işi varmış. Selfie çekmek ne zamandan beri iş kategorisine girdi? Selfie çekmek bir sanattır canım. Doğru açıyı ve ışığı yakalamak yetenek ister. Ama sen anlamazsın. Birbirinizi yemeniz bittiğinde okula hangi yüzle gideceğimizi tartışabilir miyiz? Bu nasıl? Çok güzel. Vallahi mı? O kadar güzel ki aklıma harika bir plan getirdi. Ay Allah'ım, hala plan diyor ya. Bize boşu boşuna çukur kazdırdı. Hafta sonu mu yedi? Hala plan diyor. O çukuru boşuna kazmadık kardeşim. Sen sanatını yap, ben de planımı. Niye öyle bakıyorsun Tayfun? Tırsmaya başladım. Merak etme. Çok acımayacak. Demek buna bisiklet dersiniz öyle mi? Evet, atla bakalım. Ben binmesem olmaz mı? İskender'cim, öyle her şey süper güçle çözülmüyor maalesef. Öğrenmen lazım kardeşim. Ayrıştırırlar seni, ötekileştirirler. Ne derler, ne derler? Alay ederler diyor yani. Bu yaşına gelmiş hala bisiklet sürmeyi bilmiyor derler. Hangi biri benim gibi at üzerindeyken ok atmış da benimle alay edecek? Bunu da sürerim ben. Tabii ya, işte bu. Hadi yarışalım. Beni takip et İskender. Asya dur, ne yarışı ya? Bence ilk bir öğrenseydi. Derse lüzum yoktur. Kimse beni ötüleştiremez. Yarışalım.
Leyla. De! De! Yok ya, ben bakamayacağım. Düşecek. Asya, yarışın sırası mıydı ya? Çok çabuk öğrendi. Adamın süper güçleri var. Olacak o kadar kardeşim. Bak, bunun adı hamburger. Köfte ekmektir. Ne diye acayip acayip isimler verirsiniz? Köfte ekmek bu. Vallahi doğru diyorsun. Bu da patates kızartması. Patatesi biliyorsundur bence. Elbet bilirim ama bana sorarsanız bu patatese eziyettir. Lakin pek bir güzeldir. O zaman bir de bunu dene. Bunu pek beğenmedi galiba. Olsun zaten, beğenme. Yararlı bir şey değil. Nedir Allah aşkına? İçmeyesiniz bu zıkkımı. Yuh. İskender. Ne var? Dilin. Ne var dilimde bacım? Ağam yok, bacım yok. Ne dersiz hiç yok. Kaç kere konuştuk bunları? Kusura bakma Elif bacım. Hatırımdan gitmiş. Hocam, bence bu iş tamamdır. Adam yazıyor, çiziyor, bisiklete biniyor, tablet bile kullanıyor. Oldu bu. Vallahi ben eskiden sizin harika öğrenciler olduğunuzu düşünüyordum ama artık harika öğretmenler de oldunuz. İskender, sen ne düşünüyorsun? Yarına hazır mısın? Hazırım. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. We'll be right back.
Nerede kaldın? Gelecekler şimdi. Her şey berbat olacak. Üf, tamam sakin ol. Geldik işte. Hepsi de aşağıda bahçede zaten. Ayrıca bununla uğraşıyorduk herhalde. Tamam hadi acele et. Her şey tamam mı Ayberk? Tamam patron. Güzel. Geliyoruz. Hadi şu işi bitirelim. Oh, iyice tembele bağladım ha. Ye, iç, yat. Kutu insanlarıyla konuş. Heh. Olur mu ya? Olur mu? Saçmalama. Kendine gel. Ben bari çıkayım da şu çocuğu bulayım. Hazır kadın da yok. Geliyor. O yanında kim be? İşte Rüyacığım. İşte oğlum Cihangir. Bu sefer kaçamadı çünkü geleceğini demedi. Merhaba. Merhabalar. Ben Rüya. Rahatsız olmayın lütfen. Aslında daha önce gelecektim ama küçük bir aksilik oldu. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Hiç iyi değil. Dün ne oldu bir bilsen Rüyacığım. Dedim ki şu evin her tarafından toz kalkıyor, bir süpürge tutalım. Ne yapsa beğenirsin. Almış çalı süpürgesini, evi süpürüyor. Süpürge tut dedin. Sus. Anaya cevap verilmez. Rüyacığım, götürelim şunu. Bir çaresine baksın. Röntgen mi çekecek, ne yapacak? Benim oğlum böyle salak değildi. Ay estağfurullah Makbule teyzeciğim. Götüreceğiz tabii, onun için geldim zaten. Hadi hazırlanın siz. Perlo mu diyor? İşte bu. Bugün ne kadar güzel bir gün ya. Toz koparan İskender sınıf arkadaşımız oldu. Salih Hoca geri geldi. Bütün üçlüklerim deliksiz giriyor. Hala inanamıyorum. Şansımız döndü. Bundan sonra bütün kasırgalar bizi teğet geçecek. Kardeşlerim, bugün sinirimi yaygara bile bozamaz. Hadi, basket! Arda. Bir bakayım. Kırılmadı inşallah. Kırılsa yerimde duramam. Ama bu bilekle ok atamam kardeşlerim. Tamam takma kafana. Zaten daha seçmelerin de yapıldığı yok. Bir iki gün iyileşir. İnşallah. Oğlum. Ne dedin sen demin? İtalyancaydı. Doğru. İtalyancaydı. Çünkü hatırladım. Ben İtalya'daydım ben. Bravo, çok teşekkür ederim. Ben İtalya'daydım anne, hatırladım. Tabii, çalışmaya gittim. İtalya'ya mı gittin? Sen fırıncının çırağısın oğlum, İtalya'da ne yapacaksın? Pizza. Pizza yaptım. Ya, fırıncıyım ya. Bu ses de ne? Efendim Rafet Bey? Yok, Rafet değil, Cihangir ben. Öyle mi? Ne diyor benim? Bu da mı deli? Tamam, geliyorum ben hemen. Gidiyor musunuz? Gidin gidin, ben iyileştim. Baksanıza her şeyi hatırlıyorum. Ben şimdi anneme İtalya'yı anlatacağım. İtalyano ya. Makbule teyzeciğim, doktor işi yarına kalsa olur mu? Önemli bir şey mi? Önemli sayılır. Hani geçen gün taksi beklerken iki adamla karşılaşmıştık ya, çocukları kayıptı. Bildim, bildim. O çocuk bulundu. Şimdi de bizim okula yazdıracaklarmış. Senin akranlar bunlar Cihangir. Bak oğullarını bulmuşlar. Öyle mi? Çok güzel. Hadi gidin. Sağ
Salih Bey'in bana çok yardımı dokundu. Şimdi benim de ona yardım etmem lazım. Ay Makbule teyze, çocuğu da görsen nasıl tatlı o İskender. İtalya'da adettir. Bulunan çocuk olunca su serpilir. Burada da adettendir. Peçete kullanılır. O ne? Bak unutma İskender. Ağam yok. Öğretmenim diyeceksin. Ve çocukların yanından ayrılmayacaksın. Tamam, tamam anladık. Şuna bak sen. Bizimkilerin dilini öğrenmiş, bir de bize trip atıyor. Her şeyi öğrendi sayılır ama en önemlisi gücünü kontrol et. Sakın dikkat çekme. Siz hiç merak etmeyin. Ne diyordu bizim çocuklar? Toz koparan İskender out, normal çocuk İskender in. Akşam Beşiktaş maçını izledim de. Hadi. Topun parasını verseydik bari çocuklara. Abi daha kolun nasıl? Yani Gara'dan çok daha iyi olduğu kesin. Tek sıkıntı ok atamayacak olmam. Gene yaygara bir işler çeviriyor. 5 dakika geç kalmışız. Koşun. Çocuklar, çocuklar koşmayın koridorda. Rafet Bey sonra bize kızıyor. Çocukları koridorda koşturuyorsunuz zemin esiyor diye. O ne ya? Müsaadenle. Açıklama mı yapacakmışım? Benim niye haberim yok? Allah Allah. Kısa süreli hafıza kayıpları B12 eksikliği demektir. Bu da her yere geç kalmama yol açar. Acilen vitamin takviyesi almam lazım. Bir dakika. Kimim ben? Savaş. Neredeyim? Okulda. Güzel, güzel. Hala bir miktar B12'm kalmış. Gideyim de açıklamamı yapayım. Of. Motorsuz yaşamak ne zormuş. Tortor, niye beni bıraktın ya? Günaydın İrya Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Saniye Hanım. Hayırdır? Hayır, hayır. Ya bizim Rafet Bey güvenlik görevlisinin işine son vermiş de... ...çocukların güvenliğini de göz ardı edemezdik yani. O yüzden bir süreliğine ben buralarda olacağım. Güvenlik görevlisinin işine son mu vermiş? Niye? Ya işte Rafet Bey bilirsiniz İrya Hanım ya. Onun için en iyi eleman, maaş almayan elemandır kafasıyla düşünmüştür herhalde diye düşüneyim yani. Rafet Bey de sizi yapboz parçası olarak görüyor. Nerede bir boşluk sizi oraya yerleştiriyor. Evet, doğrudur. Neyse, kolay gelsin. Hadi derse geç kaldınız, buyurun. Evlanmışsın arkadaş ya. Kadın okumuş, öğretmen olmuş arkadaş ya. Vallahi evlanmışsın. Hop! Oh! Hop! He? Affedersiniz yani gezintinizi bölmek istemem ama kim siz? Ne istiyorsunuz? Ya da C şıkkı kimin velisi siz? Yok estağfurullah kimsenin velisi değilim. Ne istiyorsunuz? İskender... Ne İskender arkadaşım ya? Restoranın arkadaşım burası ya. Okul burası okul. Dingon ağır mı? Öyle her isteyen istediği gibi gelip beni elini kolunu sallaya sallaya gezemez. Hadi çık çıkalım. Peki. Dingo Bey'i rahatsız etmeyeyim o zaman. Etme etme çık çıkalım. Çık. Çık arkadaşım çıkalım. Hadi, hadi, hadi. Çık. Çık, 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 çık. Bedet bir şey arkadaş ya. Ben Rafet Bey'e söyleyeyim de bana bir şok tabancası az. Geçi fiyatını duyunca kendi de şok geçirecek ama olsun. Ne oluyor ya? Ne bu şimdi? Ana sınıfında mıyız? Buyurun şöyle öne oturun. Ne
Savaş Hoca canlı yayınla mı bağlanacak? Anlamadım ben. Anlaşılmayacak bir şey yok. Yaygara'nın oyunu. İzleyelim bakalım. İzleyelim de ben bu oyunu bozarım. Ben hayalet avcıyım. Ama hayalet alsam bile kasırgadan kaçam Yanar. Beni yakaladılar. Evet, duydunuz. Bizim elimizden kimse kaçamaz. Gerekirse Wi-Fi hattı gibi yakalan, şifresini kırarız. Ne olur affedin beni. Bir daha tüm kuralları zorlayacağım. Bir daha uğraşmayacağım kasırgayla. Arkadaşlar, beni dinleyin. Uğraşmayın kasırgayla. Çok üzülürsünüz. Ayrıca Duygu gibi bir kızı üzerine taş olur zaten. Aile Tokçu'yu paketledik ve buradan defolup gitmesini istedik. Kasırga kuralları 4. Kasırga sizden bir şey istediğinde onu derhal yapacaksınız. O da yaptı. Artık tehlike yok. Günlerdir evinize tıkılmıştınız. Korkudan ormana bile gidemiyordunuz. Ama artık bu çile bitti. Artık ormanlarımız güvenli. Kasırga sayesinde. Buna inanan da ne bileyim. O zaman kasırgaya bir alkış. Bu seferi kutlamak için kasırga herkese gofret dağıtacak. Ayber. Hayatımda bu kadar sahte bir şey görmedim ya. Yapmayın arkadaşlar. İki gofrete satmayın bizi. Yalan bunlar, oyun hepsi. Vallahi bence gayet gerçekçi bir performanstı. Hello mimikler, o jestler. Sen susar mısın? Arkadaşlar, inanmayın. Yalan bunlar. Kasırga, 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 kasırga. Ya bunlara mı inanıyorsunuz gerçekten? Ya inanmayın bunlara. Kasırga, kasırga, kasırga. Abi inanmayın bunlara ya. Kasırga. De haydi. Elinizi biraz acele tutun. Bak çocuklar teneffüse çıkmadan bu kamyon buradan gidecek. Haydi yavrum haydi acele edin biraz. Sen dur hele. Şişt. Sağa söyleyeyim arkadaşım, sen sağır mısın? Sen bir dur bakalım. Gördün mü dedikoducuyu nasıl ortaya çıkarmışlar? Dur bakalım burada sen bir. Çocuklar bir, biz durun bir, sen de dur. Herkes dursun bir dakika. Durun. Hani? Aç, açtık la. Ben hayalet okuyayım. Aha. Hayalet olsam bile kasırgadan kaçamıyormuş. Bekle bir. Beni yakaladılar. Bu mu kızım? Bu mu? Yürü git yavrum, gidin işinize ya. Adam nereye gitti? Allah Allah. Ya bu kamyon hala burada mı arkadaşım ya? Allah'ım ya, sinir hastası oldum ya. Kasırga, 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 kasırga. Ya gerçekten bunlara inanıyor musun? Kasırga, kasırga, kasırga. Çocuklar ne oluyor, ne bu gürültü? Sizi beklerken arkadaşlarla kendi aramızda eğleniyorduk hocam. Ha. İyi de beni niye bekliyordunuz? Niye buradayız? Bir açıklama yapacakmış ama ne açıklayacaktım ya? Allah'ım hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Hocam yalan ya. Açıklama falan yok. Hepsi bu yaygaranın oyunu. Arda'nın kılına bak. Hocam seçmelerin bugün yapılacağını açıklayacaktınız hocam. Hayır olmaz. Arkadaşımızın kolu yaralı. Ama dedem hemen yapılması gerektiğini söylüyordu ama. Ama birkaç gün bekleyebilir. Hayır, bekleyemez bebeğim. Yönetim böyle istiyorsa yapacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar.
Ama bu haksızlık. Biz üç kişiyiz. Ne o? Korktunuz mu Mavi? Duydunuz mu? Gerçekten korkuyorlar. Bence de. Tamam tamam, yeter bu kadar tantana, tamam. Zaten psikolojim bozuk. Tamam. Bugün seçmeler yapılacak. Bu da tamam. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Çocuğunuzun okulumuzda en iyi şekilde eğitim göreceğinden emin olabilirsiniz. Gir. Merhabalar. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Ufak bir kaza geçirdim biliyorsunuz, motorum yok. Yok yok, bir sorun yok. Biz hallettik. Çocuğum, oynama. Rafet Bey, burada nüfus belgeleri ve ikametgah eksik. Hallolur canım, zaman içinde hallolur. Zaten önemli detayları ben hallettim. Allah'ım sen bana sakın. Hadi hadi, derse geç kalacaksınız. Hadi, oynama çocuğum. Buyurun lütfen. Yeni arkadaşınız sınıfa gelmedi mi? Yeniler burada hocam. Hayır hayır, ondan bahsetmiyorum. Bugün gelen bir arkadaşınız vardı. Sınıfı tarif ettim ama. Bugün gelen derken? Buraya. Birazdan görürsün Duygu. Bebeğim. Gel. Bahsediyordum. Yolunu mu kaybettin? Her yer birbirine benziyor. Benzer. Gel buraya otur arkadaşım. İskender'cim, lütfen ayağa kalk, kendini bize tanıtır mısın? Hocam, İskender biraz utangaç birine benziyor. İsterseniz kendini rahat hissettiğinde konuşsun. Evet, utangaç. Tamam o zaman. İlk günden seni sıkmayalım. Siz zaten sonra aranızda tanışıp kaynaşırsınız. Evet, nerede kalmıştık? Toz koparan İskender öğretmenim. Benden mi? Geçen hafta sunum yapacaktım. Ama tabii bazı arkadaşlar yüzünden kalmıştı. Şimdi izninizle anlatmak istiyorum. Tabii Ececiğim, seni dinliyorum. Belgelerle geldim öğretmenim. Tezimi size kanıtlayacağım. Sanki sınıfta değil, tartışma programında. Arkadaşlarımız yanılıyorlar. Toz koparan İskender diye biri yokmuş. Tamamen hayal mahsulü bir karaktermiş. Sen ne dersin bir hilekar? Nasıl yokmuş? Ben neciyim burada? Karnım ağrılar girdi. Ne oluyor çocuklar?
Sen de kimsin? Benim odamda ne arıyorsun? Öyle elini kolunu sallayarak benim odama giremezsin. Karıştırmışım ben. İyi, o zaman çık git şimdi. Hadi. Mekanik. Kuantum. Yeter be. Gelen giden soru sorup duruyor. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Sorgu meleği misiniz? Oh. Bu aşın başı sonu yok mu? Aş değil, yemek. Makarna hatta. Ya bırak şimdi makarnayı. Seçmeleri ne yapacağız? Bizim yaygara odaklanmamız lazım. Ha, çamağımı hazırlayamadan da geldiler. Evet, sizi şöyle alalım arkadaşlar. Malum, kurallar geri döndü. Yemekhanenin bu tarafına yalnızca kasırganın izin verdiği öğrenciler oturabilir. Ayrıca bu oturduğunuz masa da bize ait. Çünkü en güzel ışığı bu taraf alıyor. Yani sizin gibi sönük tiplere pek uygun olmayan bir yer. Bebeklerim. Sizin kurallarınızı takmadığımızı çoktan söylediğimizi hatırlıyorum. Ben de seçmelere 3 kişi katılacaktınız diye hatırlıyorum. Yani artık çalışmaya başlasanız diyorum. Ne diyor bunlar? Ne kuralı? Ay doğru. Sen kuralları da bilmiyordun değil mi? Bir ara hatırlat da sana mail olarak atayım. Olur mu çakma toz koparan İskender? Çakma nedir? Şaka mısın sen ya? Çakma ne diyor? Uzaydan mı geldin kardeş sen? Kötü bir şey değil, boş ver. Bence biz kalkalım. Yo yo, bunlar bana kötü bir şey dedi. Bakın da günlerini göstereyim. İskender. İskender, sakin ol. Ben de kendimi cahil sanardım. Meğersem benden daha cahilleri de varmış. Bana cahil dedi. İskender! Ne yapıyorsun? Ne yapıyor bunlar? Ay hiç ilgilenmiyorum. Şu andan itibaren cahile sohbeti kestim bebeğim. İskender, bir daha sakın böyle bir şey yapma, sakın. Bütün emeklerimiz boşa gider. Ayrıca şiddete karşıyız, unutma. Doğru, şiddet olmaz. Yamma, tekkede olacaktık ki. Onlara gününü göstermesini bilirdim ben. Okumla, yayımla verirdim derslerini. Buldum. Tabii ya, şimdi aklıma geldi. Daha önce ben bunu neden hatırlamadım ki? Anlatacak mısın bize de acaba? Arda İskender, siz benimle gelin. Kızlar siz de bahçeye. Hadi çabuk. Hadi. Ay, koşma koridorda. Her yer çocuk dolu. Nefret ediyorum çocuklardan. Hanım ben ne yaptım da beni böyle cezalandırıyorsun? Ben nereden bulacağım şimdi İskender'i? Ben nasıl yok? Yavaş koşmayın. Bence bunları yalnız bırakmakla hiç yetmedik. Dur bakalım altından ne çıkacak. Arkadaşlar. Ne yaptınız ya İskender? Tarihinin yokçusu. Toz koparan İskender. Bundan sonra Mavi Yayın yedek okçusu. Karşınızda. Ne? Vallahi takımdaki yedeğimin toz koparan İskender olacağını bilseydim çoktan kolumu kırardım. Ha.
Siz ne yaptığınızı farkında mısınız acaba? Onlara dersini er meydanında vereceğiz. Siz rahat olun. Olmaz. Neden? Ya siz Salih Hoca'yı hiç mi dinlemediniz? Buna hayatta izin vermez. Aynen ya. İskender'in yaptığı atışları görmediniz mi? Hedefleri yıkıp geçiyor. Herkesin dikkatini çeker. Ağam kızacaksa işler değişir. İyi tamam, öyle olsun. Üçümüz gidelim. Seçmelerde de rezil olalım. Üstün Öztürk bundan sonra okulu Yaygara yönetsin. Ve her zaman bizimle dalga geçsinler. Ne güzel. Mesele iki ucu tezekli çomağa döndü. İşi kadere bırakacağız. Yazı gelirse takımdayım, tura gelirse yokum. Şeyler var. Evet. Biraz saflık, biraz şapşallık ve bir tutam da avanaklık. Sonuç, çakma toz kaparan İskender. Yalnız mavi tavuklar bununla çok sıkı fıkıydı. Onu takıma almasınlar. Ben Üsat Dereyim, eline o kaldığından bile şüpheliyim. Eline yay versek, elbise az kıslanıp ceketini asar herhalde. Ayrıca Ayberk bebeğim, gerçek toz kaparan İskender gelse bile bizi asla alt edemezler. Zaten gerçek toz koparan İskender diye biri yok. Bugün mavi ayın bittiği, kasırganın yükseldiği gün olacak. Neye bakıyorsunuz siz? Hey çocuk, sana bu şarkım, dön bak sözlerime. Yönünü bilmeyen ok gitmez selefe. Geliyorlar, dikkatli bak. Kendine güvenen şu ekibe. Göreceksin mavi ay doğacak gökyüzüne. Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok. Yayımı geldim, kaç kez attım. Emin adımlarla gitmek için inledim. Boltu bize miras, yağın teli. Ay İskender bebeğim, sen bu şapşallıkta nasıl yaşadın acaba? Ne konuştuk? Takmıyoruz. Doğru, takmıyoruz. Onları cevabımızı okumuzla, yayımızla gösteriyoruz. Hayırlısıyla ilk günü kazasız belasız atlattık herhalde. Tabii canım, yani bir şey yoksa çoktan kokusu çıkardı. Ne demişler? Kötü haber tez duyulur. Hadi yavrum, hadi. Dikkatli geç. Hop 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 hop. Pardon. Kime bakmıştınız? Biz çocuğu almaya geldik de. Ha öyle mi? Ya kusura kalman ya. Böyle okula çok böyle ipsiz sapsız tip geldi de. Ben de okulun güvenliğinden mecburen sorumluyum bu bakımdan yani. Yalaz çocuklar çıktı ya. Ama sizin çocuğunuz okçuysa o ayrı tabii. Okçu derken? Okçu yani. Bizim bu aşağı sahada bugün okçuların seçmeleri var da oraya gittiler. Ay nasıl heyecanlılar bir bilsen. Nasıl heyecanlılar ya. Hadi. Dikkatli geçin kızım. Karşıya bak, bak araba geliyor. Bak dikkatli geç. Ha. Ya bu kadar mı çaresiz kaldınız? Buna kadar düştünüz mü? Ya bu ne anlar okçuluktan? Gülün gülün. Birazdan göreceğiz kimin nereye düşeceğini. Ah! Bırak şunu. Bırakır mısın? Bırak dedim. Bırak dedim. Bırak yoksa bozuşuruz. Bırak şunu. Bırak dedim. Boş ver.
Onların söyledikleri, yaptıkları hiçbir şey önemli değil. Sen artık bizden birisin. Bittiniz siz. Birazdan hepiniz bittiniz. Göreceğiz Belet. Evet, herkes hazır mı? Demek yeni bir arkadaşımız daha var. Güzel. Ne kadar rekabet, o kadar kalite. Ne kadar rekabet, o kadar kalite. Hadi bakalım, oyalanmayın. Yaylarınızı kontrol ettiniz mi? Güzel. Yaylar bunlar mı? Eyvah. Biz bunu düşünmedik. Beyler, şu tatsız hadise için geldiyseniz sorun yok. Her şey kontrolüm altında. İskender'e bir şey mi oldu yoksa? Yoksa İskender'in attığı ok gitti, dışarıda başka bir çocuğu mu vurdu? Yok yahu. Salih mi o? Çocuklara değil ama fizikçimize bir şey oldu. Kendisi hastanede. Fizikçi mi? Bakın, fizik dersleri boş geçecek diye paramızı geri alırız yanılgısına asla düşmeyin. En kısa zamanda birisini bulacağım. Duydun mu Salih? Fizikçileri yokmuş. Ya sırası mı şimdi? Hadi. İyi günler. Rafet Bey, siz hiç merak etmeyin. En kısa zamanda size çok iyi bir fizikçi bulacağım. Çok iyi bir fizikçi bulacağım. İyi olması önemli değil. Kara göz olmasın. Ben bu adamı ne zaman işe aldım acaba? Evet, ilk atışlar için Tayfun ve Sinan. Yerlerinize, haydi bakalım. Hadi Sinan. Önce Tayfun. Tayfun hazır, kaldır. Çek. Evet Sinan, hazır. Hadi Sinan. Yaparsın. Başarabilirsin. Çek. Bırak. Mavi, Mavi ay. Harika. Süper bir açılış yaptık. Nefis bir takımımız olacak. Geldiğinize. Şimdi sıra Ayberk. Neydi adın? İskender hocam. Hah, İskender. Geldiğinize. Haydi bakalım. Hadi İskender. Yaparsın. Hadi İskender. Osmanlı yayını kullanan bunu hayli hayli kullanır. Ayberk. Hazır. Çek. Bırak.
Güzel, güzel. Kasırga, 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 kasırga. Evet. Evet İskender, hazır. Arkadaşlar, siz bunun daha önce ok attığına emin misiniz ya? Hazır. Kaldır. Çek. Ya. Salih Bey değil mi bu? Evet. Oğlunu izlemeye gelmiştir. Oğlu mu? Ama onun oğlu yıllar önce öldü.